Merhaba Monster High hayranları. Ben Hunter. Bugün sizlere Türkiye'ye yeni gelen 13 Wishes Freshwater Laguna, yani 13 dilek tatlı su, tuzlu sudan tatlı suya dönüşmüş Laguna Blue'yu tanıtacağım. Ve tanıtımı ilk önce kutusundan başlayalım. Burada gördüğünüz gibi 13 Wishes DVD 2013 yazıyor. Burada Monster High var. Burada Monster High yazıyor. Laguna Blue yazıyor. Burada Laguna var. Burada 13 Wishes, yani 13 dilek. İçi tasarlanmış böyle 13 dilek için, görüyorsunuz. Burada böyle sihirler var. Burada da gördüğünüz gibi sihirler var. Kutusu gerçekten sert kırılmasın diye. Burada Monster High emblemi var. Burada da Monster High yazıyor. Evet. Burada da sihirler var. Üst kısımda da sihirler var, görüyorsunuz. Ve arka tarafa geçelim. Arka tarafta, burada Laguna Blue, Daughter of the Sea Monster yazıyor. Burada Laguna, Halloween, Twilight, Gigi var. Burada Monster High yazıyor ve sihirli yapılmış. Laguna, Halloween, Gigi Türkiye'de, Twilight bir ay sonra gelecek. Zaten Gigi'yi tanıttım, Laguna'yı tanıtıyorum şimdi de. Halloween tanıtımı da yakında, bende var zaten Halloween'de. Burada yine 14 Wishes, 13 dilek yazıyor. Burada Laguna gelin ailesinin onu beğenmesini dileyip dileği kabul olduğunda bir tatlı su canavarına dönüşüyor yazmışlar. Evet, şimdi size Laguna Blue'nun kutusunu tanıttım. Geldiğimiz zaman açılmış olacak. Geri döndük. Laguna Blue bebeğimiz açılmış durumda ve tanıtıma başlayalım. İlk önce yüzünden başlayacağız. Bu yüzden biraz eşyaları şu taraflara çekelim ki daha kolay bir tanıtım olsun. Çantasını da çıkartalım. Evet, ve yüzünden başlayalım. İlk önce yüzünden başlıyoruz. Şöyle flash'ı açtım ve daha net gözüksün. Evet. Makyaj fazla bir şey yapmamış. Mor bir far sürmüş. Artık gözlerinin rengi yeşil olmuş. Ve hala çilleri var. Görüyorsunuz burada yine mor far, gözleri yeşil olmuş. Rujunun rengi yeşil rengi, görüyorsunuz biraz böyle parlak. Turkuaz renginin biraz daha yeşilleşmiş hali gibi. Çok belli olmuyor. Şurada şöyle küpesi var, pembe. Yusufçuk böceği gibi. Pembe şeffaf, burada da Yusufçuk böceği var. Bataklık şeyi gibi yapmışlar. Hani göldeymiş gibi görüyorsunuz. Kulakları falan değişmemiş fazla tuzlu su canavarına dönüştüğü zaman. Saçına gelelim. Saçına şuradan bir kakül var. Artık kakül yapıyor. Bununla dönüştüğü için. Şuradan nasıl desem sarı renk. Eski sarı rengi böyle daha çok bir açık renkti. Bu tam sarı olmuş. Böyle çingene sarısı denir buna. Tam çingene sarısı olmuş. Şuradan ve şuradan gördüğünüz gibi çingene sarısı çıkmış. Ortadan da mavi çıkmış, görüyorsunuz. Mavi rengi değişmemiş saçının. Şurada şöyle bir çiçek var, pembe. Saçını gördüğünüz gibi üst kısımdan toplamış ve gördüğünüz gibi üstten örmüş. Sarı, böyle gördüğünüz gibi çingene sarısı örülmüş. Buradan toplamış ve buradan balık sırtı gibi, böyle balık kuyruğu gibi şöyle bir kuyruk yapmış. Zaten buna balık sırtı saç deniyor gördüğünüz gibi. Şurası böyle ayrılmış. Jöleli tamamen saçı, kesinlikle açmayın ama oynaması da güzel olur yani bu bebekle saçı yüzünden. Ve şöyle bir maskesi var. Bu maskesini tam olarak ne için kullanacağını bilmiyorum. Böyle yeşil. Burada bitkiler var. Burada da yeşil bitkiler var. Burası cam böyle. Burada da böyle yeşil ve çiçekler var, pembe. Üstüne gelelim. Şurada gördüğünüz gibi kolisi var. Yeşil kaplumbağa. Kaplumbağalı böyle yeşil incilerle şeffaf bir kolisi var. Arkadaşlar benim elimi sallanma, bir bebeğin sapı sallanıyor o yüzden böyle. Yandan bir dekolte elbisesi var. Şöyle şuradan yandan yapılmış, görüyorsunuz. Burası böyle tül. Gördüğünüz gibi tül var, dantel var. Burası böyle yarım kollu yapılmış, gördüğünüz gibi yarım kollu. Mavi şeffaf ve simli. Burası siyah böyle. Burası ise burada bir şey yok. Gördüğünüz gibi burada nasıl desem böyle... Üçgenin altındaki taban çıkmış böyle, dörtgenler halinde pembenin üzerine işlenmiş gibi duruyor. Yani çizilmiş gibi duruyor, pirana şeyi gibi duruyor, pirana ısırıkları gibi.
Elbisesinin alt kısmına geçelim. Buradan şöyle dalgalanmış gibi mavi üzerinde de simler olan tül var. Katlı bir ve ikinci katlı görüyorsunuz, iki katlı. Şu şekil. Alt kısmına gelelim. Şu gördüğünüz desenin alt kısmında böyle dörtgenler var. Böyle çizgili, siyah çizgili, pembe ve açık pembenin üzerine siyah çizgili dörtgenler var görüyorsunuz. Burası böyle kesilmiş. Bunun da bu kenarları kesilmiş görüyorsunuz, ısırılmış gibi yapılmış. Bilekliği var yine. Aynı bu kolyesinin bileklik hali. Kaplumbağalı görüyorsunuz. Şeffaf. Artık teni gördüğünüz gibi daha da koyu bir mavi olmuş. Ve yüzgeçlerinin rengi böyle laciverte dönüşmüş görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi çok koyu bir renk. Lastiklerini çıkartmayın. Yüzgeçleri düşebilir. Ayakkabısına gireyim. Ayakkabı değil daha çok. Terlik. Gördüğünüz gibi böyle şeffaf mavi. Turkuaz mavisi şeffaf. Ve üzerinde yosunlar değil de daha çok bataklık bitkisi var. Gördüğünüz gibi yeşil bataklık bitkileri dolanmış böyle topuğuna. Görüyorsunuz. Böyle bataklık bitkisi öne açık. Burada da bataklık bitkisi var. Görüyorsunuz. Sapı ve tara yanında çıkıyor. Sap kesinlikle artık yerinden çıkmıyor. Fur Demotion serisinde. Evcil hayvanı ve çantasına gelelim. Şu şekil bir çantası var, şeffaf. Daha doğrusu bu fanus böyle mavi saplı yüzgeç gibi. Açılabilir. Üzerinde dalga resimleri var görüyorsunuz. Şu şekil. Burası boş. Açılabilir bu. Açıyorum. Gördüğünüz gibi açıldı. Şimdi Neptuna'yı alıp tanıtacağım. Neptün eskiden pembeydi, şimdi mora dönüşmüş gördüğünüz gibi. Burası mor, burası da lila olmuş ön kısımları. Gözleri de mavi renk olmuş. Görüyorsunuz. Günlüğüne gelelim. Evet, şimdi günlüğünü okuyacağım. Günlüğünde bayağı bir şey değişmiş arkadaşlar. Biosu oldukça değişmiş. Yani kendi biosu değil de gilin biosu gibi olmuş. Evet, yazıyor. Bu günlüğün sahibi Monster High Laguna Blue. Burada musular havuz suyu gibi durgun. Hakkımda'ya gelelim. Hakkımda. İsim Laguna Blue. Yaşım 15. Ebeveynlerim tatlı su ve deniz canavarı. Tarzım en rahat ettiğim zamanlar arka plana uyuduğum zamanlardır. Pastel ve gri tonları şu an benim için en iyi seçim. Çok göze çarpıp olay yaratmak istemiyorum. Acayip özelliğim. Bende rekabetçi bir pull bile yok. Bunun gerçekten bir kusur olduğunu düşünmüyorum. Ama eğer onunla yarışmazsam bu Glinton'ın solungaçlarına dokunur. Onu hemen sinirlendiriyor. Evcil hayvanım. Neptuna benim evcil hayvanım. O bir prana ve kendisi fazla agresif. Onu bir itaat dersine göndermem gerekebilir. Evcil hayvanım, pardon, hobilerim. Sakin ve sessiz durmayı, Gillington'ın yeterince beslendiğinden emin olmayı seviyorum. Okulda olmak onun için yorucu. Günücünü yüksek tutması gerekiyor. En kızdığım şey, aslında bunun gibi şeyler hakkında pek bir fikrim yok. Çok güzel geçinmeyi, sorun çıkarmamayı seviyorum. En sevdiğim ders çalışma salonu, çok hoş ve sakin bir yer. En sevmediğim ders ev ekonomisi. Bu derste öğretilen her şeyi Glinton'ın annesinden de öğrenebilirim. Hem o Glinton'ın en sevdiği şeyleri biliyor. En sevdiğim renk kahverengi ve yeşile çalan kahverengi. En sevdiğim yemek su bitkileri. En iyi arkadaşım Glinton Weber. Şu günlük sayfası gerçekten çok komik ve gülerek okuyorum. 9-12 veya 9-13. Artık bir tatlı su canavarı olduğumdan dolayı giysileri gözden geçiriyorum. Öyle görünüyor ki bazı ciddi değişiklikler yapmam gerekecek. Bu kadar parlak renkli desenli atlet ve surf şortları kime yarar? Sanki acayiplerin dikkatini çekmek istemişim. Çok utanç verici. Hiç kahverengi veya yeşil tonlarında bir şeyim yok. Wellington'ın ailesiyle bir akşam yemeği yiyeceğim. Ama şu an giyebileceğim hiçbir şey yok. Gerçekten alışverişe gitmem gerekecek. Ama alışveriş merkezine de ne giyeceğim? Çok utanç verici olmayan bu şeyler olması gerek. Evet, bugün sizlere Türkiye'ye yeni gelen Fur Demotion Freshwater Lagoon'u tanıttım. Haftaya başka bir tanıtımla karşınızda olacağız. Sayfamızı takibe devam edin.